Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Bugün Ali Beyköy'deki Bahçe Market'e gidiyorum, belediyenin. Bakalım internet sitesindeki bildirimlerde, Twitter'daki bildirimlerinde yeni çiçeklerin geldiklerini, bitkilerin geldiklerini ifade etmişler, tweet atmışlar. Merak ettim. Bazı almaya düşündüğüm çiçekler var. Onları almayı planlıyorum. Eğer varsa, fiyatları da uygunsa. Bir evvelki atmış olduğum video gerçekten çok ilgi gördü. Bayağı bir izlendi. Ekim gibi filandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam gidip aldım. O zaman siklemenler filan ağırlıktaydı. Bakalım, hafif yavaş yavaş baharda gelmeye başlıyor. Neler var? Onları bir göreceğiz. Fiyatları vesaire hepsini size birazdan aktaracağım. Şimdi yoldayım. Harekete geçiyorum. Evet, Bahçe Market tabelasını görüyoruz. Yere geldik. Çiçekler bizi bekliyor, bitkiler bizi bekliyor. Buradan hemen dönüş yapacağız. Tavsiye ederim, gelin, vakti olan, zamanı olan, arabası olan kesinlikle gelsin. Kimileri fiyatların pahalı olduğunu söylüyor, doğrudur. Bazı rakamlar, fiyatları yüksek. Ona göre bazı yerlerde başka mallar değişik oluyor. Her bitki farklı farklı oluyor. Evet, bakın şu anda geldik. Buraya yeni bir stand daha kuruyorlar. O kısım yetmedi diye bu tarafa da kuruyorlar. Bakın bayağı bir genişletiyorlar alanı. Otoparkına geldik. Anamayı bir bırakalım. Evet, bazı tadilat, tamirat işleri var. Yeni alanlar yapıyorlar şu kısımda. Onlara da bakacağız beraber. Hadi bir girelim içeri. Evet, girer girmez 11 ay çiçekleri var. Kilimula 12 lira. Hüsnü Yusuf çiçeği 9.90. Karanfil türü. Kartopu çiçeğiydi bu. 80 liraymış. Çok güzel kokuyor. Dehşet güzel bir kokusu var. Tavsiye ederim yani. Evet, bu alanı yeni yapmışlar. Bu alan normalde yoktu. Burayı genişletmişler. Sol ve sağ şeklinde. Bakalım hangi bitkiler var burada. Nergis var. Bakalım ne kadarmış nergis. Fiyatı yok. Sarmaşık türleri burada. Başka ne var? Şöyle gelip gördüğümüzde hercai menekşeler var. Hercai menekşeler çeşit çeşit renkli renkli. Bunlar kasayla satılıyormuş sevgili dostlar. 48 lira. Bunların yaklaşık 24 taneden fazla vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48 tane var. 1 lira tanesi. Almak isteyen alabilir. Evet. Esas çiçeklerimizin olduğu yere doğru bir gidelim. Hangileri var? Burada küçük olanları var. Mesela bakın. ...29 lira. Hibrit hercai menekşe. Bakın çok güzel. Yani isteyen bundan da alabilir. Evet, burada da... Bakın mantarlar çıkmış şeyin altında. Bir şey sorayım ya. Burada yine genel kullanım için topraklar var. Organik torf toprağı var. Bahçe Market'in 10 litrelik. Bu genel kullanım için %100 organik diyor. Ama fiyatları yazmıyor. Bir fiyatları soracağız. Evet, içeri geçtik şimdi. Kedimiz var burada. Çok güzel kokuyor bu. Tavsiye ederim. Kesinlikle. Aralya.
40 liraymış. Evet. Tropikal türler var. Oo, benim sevdiğim çiçekler var. Siklemenler ne kadarmış? 19.90. Artık bunların biraz daha fiyatının düşmesi lazım. Zamanı çünkü artık geçti. Bozulmaya da yüz tuttular. Şeflera 5 parmak. $180. Bunlar. Nereden bakarsanız 1.80 boyu var. İşte benim sevdiğim bitki, almayı düşündüğüm bitki, Alocasia zebrina. $670. Bakar mısınız güzelliğine? Ben bunu tabii bir boy küçüğünü almak istiyorum. Bir boy küçüğü çünkü daha eve şık yakışır. Yani bunlar çok büyük ama bakın, işte kahverengi rengi, yeşilimsi rengi. Bu grup böyle çok güzel. Bakın alttan vermiş, yavru vermiş. Alocasia poli. Bu bizim evlerdekilere benziyor. Onların farklı bir türü. Bakın küçükleri var burada. Ne kadarmış? $95. Şöyle göstereyim. $95. Bundan alabilirim bir tane. Bunların biraz bozulmuş şeyleri. Esasında daha düzgünleri olsa alınabilir. $95. Mesela yaprağı falan bozulmuş. Güzelini bulsan alabilirsin. Güller var. Onların fiyatı yazmıyor. Kestane $45. $600 ya. Çok güzel ama $600. Bu sağ sola dağılmaya başlamış. Angola Nema Silver $380. $40. Afelandra $40. Bakın değişik bir, bunda bir türü var. Bu çok güzel ya, kestane bitkisi. Kestanenin içinden çıkmış ama evde olur mu olmaz mı ayrı bir şüphe. Kapalı balkonlarda olacağını düşünüyorum. Açıkta belki çok hani üşüme durumu olabilir. Ondan kaynaklı olmayabilir ama. Burada aloe veralarımız var. Neymiş bunun ismi? 350, değişik bir ismi var. Telaffuz edemedim. Latince ismini yazmışlar. Şuraya bakalım. Burada ne var? Ne var burada? Evet, burada ismini telaffuz edemedim. Tür, dua çiçeklerine biraz benziyor tür olarak. Paşa kılıcı var. $45 paşa kılıcı. Evet, bu grup $45. Ya bunlar çok güzel ya. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok paran olacak, alacaksın. $650 vermem. Evet, burada flamingo çiçeği yani antoryum var. $85. Mesela bu pahalı. Şeyde Bauhaus'ta daha ucuz. Bu da yine guzmanya cinsi bir bitki. Eşmeyan'ın Blue Rain dedikleri mavi yağmur. Ama bir görsel göstereyim size, bakın.
Üstüne de bir tane salyangoz gelmiş. Ama görseli çok güzel. Burada dua çiçekleri var. Fiyat göremedim, 110 lira. Dua çiçekleri. Kahve çiçeği bardaklı vaziyette. Atatürk çiçekleri var. Devam ediyor hala. Fiyat göremedim. Clivia 90 lira. Bunun aynısı Bauhaus'ta 54 lira. Bauhaus'tan alabiliriz bunu. O yüzden buradan almaya gerek yok. Bunu almayı düşünüyordum. Bir bakalım ananas çiçeği. Kaç para? 50 lira. Bunu alabiliriz. Ananas bitkisini alabiliriz. Bahçeye koyarız. Hoşta durur esasında. Bunun böyle tek bir yavrum var. Yani tek meyvesim var. Ona bakmak lazım. 50 lira bundan bir tane alınabilir. Burada Medine günü var. Fiyatı yazıyor mu bakalım. 125 lira. Tam şey olmamış, açılmamış. Şu çok güzel. Bakın bunu alabilirim. 95 lira buna verebilirim. Bu hak eden bir bitki. Normalde ben bunu sorduğumda daha pahalı fiyat söylediler. Mesela Medine gülleri de var. Çok güzel. Ama ben evde olur mu olmaz mı? Daha evvel bir 170 lira verdim. Eyüp Sultanlı'dan almıştım. Geldiğinin birinci haftası öldü. Yani niye öldüğünü tam çözemedim ama. Bizim ortama uymadı. Çok güzel. Bakın dua çiçeği. Bunun küçüklerinden var mı acaba? Ne kadarmış? 348 lira. Bu ne kadarmış? Bu da 348 lira. Bakalım şu büyük antoryumlar ne kadar? 119 lira. Büyükleri. Bunlar da dua çiçeği. Kaladyum diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım 110 liraydı Ekim'de. Hala kaladya 110 lira hala. Şu şeyden alacağım bir tane. Şu güzel. Ondan alabilirim. O çünkü her yerde bulunmuyor. Evet gelelim. Evet şuraya da bir bakalım. Sansevieria. Bunlar da değişik bir bitki. Salon yaprağı var burada. 265 lira. Burada sukulent çeşitleri var. Bakalım taş sukulent var. Ondan bulabilecek miyim? Bunlar ne kadarmış mesela? Bunda bir fiyat yazmıyor ama bunlar 10 liraydı galiba. Şurada 5.50 diye yazıyor. Ona bir bakalım. Evet, sukulent mix 5.50. Ama burada taş sukulentlerden yok. Bakayım. Bunlardan küçük küçük alırsanız böyle bir mix yapabilirsiniz. Bir aranjman yapabilirsiniz. Burada kaktüsler var. Kaktüsler 20 lira.
Bu arada elime de battı tüyleri. Bunlar tüyleri feci kaşındırıyor. Vresia ateş kılıcı, alev kılıcı diye de geçiyor. Uzmanya hop. Bunun da tipi farklı biraz. Şöyle. Burada kampanunalar var. Geçen yaz anneme 10 liraya almıştım. Şu an 33 lira. Dua çiçeği. Küçüğü modeli 45 lira. Kaladya, Marantaya diye geçiyor. Evet. Burada barış çiçekleri var. 25 lira. Bauhaus bu konuda çok daha iyi bence. Fiyatları. Fitonyalar var. Bu grup 11 liraymış. Biraz daha boyuca büyükler çünkü. Bakın Guzmanya. 72 lira. Evet burada bakın bunların fiyatları ne acaba? ...195 lira. Mimoza. Küstüm mimoza diye geçiyor. 195 lira. Fidesi. Biraz pahalı geldi bana. Evet, menekşe severler. Bakalım menekşede de bakalım. 20 lira menekşe. Şöyle bir değişik türü var mı diye bakıyorum ama hani katmerlisi filan. Çok özellikli bir türü yok. Burada bardak menekşe, mısır menekşesi var. Antorium 119 demiş. Burada kalonşeler var. 9.90. Birkaç rengi var. Turuncu rengi var şurada. Beyazı var, sarısı var. Gözüken bunlar. Fil kulağı var. Yerde. Bunlar var. Telgraf çiçeği. 20 lira. Çok pahalı. Sukulent askılı büyük demiş. Kaç para? 29 lira bunlarda. Bakın bardak menekşe ne kadar güzel. 30 lira. 5 lira. Seralarda 5 lira yaz döneminde. Alakasya Pony 95 lira. Evet burada yine mor kadife çiçeği var. Rengi çok güzel ama bana çok biçimli gelmiyor. Hoşuma gitmedi yani bu bitki. Açıkçası. 49 lira. Pahalı. Başka gezmedim. Ortancalar gelmiş. Ortancaları da bakalım. Bunlar herhalde donda falan bozuldu. 105 lira. Yani çok pahalı fiyatlar. 165 lira şu grup. 435 lira. Evet.
Bir de şurada orkideler vardı. Şu eşmayalara bakın. Ya bu eşmayalar da benim çok hoşuma gidiyor. Ama fiyatları 110 lira. Esası fena değil. Eşmayanın 110 lira fiyatı var. Rengi falan çok güzel. 40 lira kuş konmaz varmış. Şöyle. Krasula 85 lira. Esas buraya gelelim. Evet, burada da orkide grubu ve yılbaşı kaktüsleri var. 21 lira yılbaşı çiçeği. Pembe var, fuşya var gördüğüm kadarıyla. 60 lira orkidenin küçükleri. Çok pahalı. Normalde 29 lira filan. 195 lira. Bu da farklı bir orkide şeyi. Kokuyor mu? Şöyle böyle hafiften bir kokusu var. Ama görseli çok güzel. 195 lira. Simbidium. $195 pahalı. Mesela bunlar ne kadarmış? $99 lira. Normal. Orkideler. Şuna bak. $230 lira. 100 çiçekli diyor. Orkide 100 çiçekli diyor. Şu fiyatlar çok uçmuş yani. Bu kadar etmez. Dikenler tacı var. $38 lira. Küçükleri var. Küçükleri ne kadarmış? $17.5. Fiyatlar çok yükselmiş. Yani gerçekten nadir bulunabilecek bitkiler alabilirsin de şeyler gerçekten çok yüksek. $50 lira gardenya ölmüş. Begonia Rex ne kadar? $57 lira. Ekim'de falan 5 liraya 10 liraya alıyorsun bunu. Bu ne kadar? $65 lira fiyatı. $50 lira gardenya. Bu neymiş? $195 lira. Sibidium. Yani esasında çok bulunan, yani mesela Bauhaus'ta $129 lira klasinin mavisine falan veriyorsun. Buna da verir misin? $195 verilebilir. Çok, çünkü piyasada bulunabilen bir tür değil açıkçası. Renkleri çok güzel. Bakın. Şurada Madagaskar Yasemin'i var. Bu da çok güzel kokulu bir bitkidir. Bu da $70 lira. Bu daha ucuz Bauhaus'ta. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama. Evet. $99 lira normal klasik olanları. Yani rakamlar bence çok yüksek. Hani dediğim gibi belli bulamadığınız bitkileri alırsınız da piyasada sürekli bulunan bitkiler için fazla. $45 lira. Evet. Bir bakalım şimdi şu alokasyaya bakacağız. Alokasyadan ne alabiliriz? Alınır mı, alınmaz mı? İnternete girdiğim zaman fiyatları yüksek. Hani bunların özellikle, ama bu biçimli olanı, en biçimli olanı bu. Alırken köküne bakacaksın. Sallanıyor mu, sallanmıyor mu? Yeni vermiş mi? Dipten çıkıyor mu? Onları hepsine dikkat etmeniz lazım. Bu olabilir. Mesela bakın, bu yeni veriyor. Gördüğünüz gibi. Bu da yeni demek, çalışan bir bitki.
Bunu verebilirsiniz. Bunu alabilirsiniz mesela. Bir şey sorabilir miyim size? Şu ananas mesela meyvesini aldıktan sonra tekrar devam eden bir bitki mi yoksa bir tek evet, seferlik yok, mi? Yok yok, tek seferlik değil abi. Çöküllük bitkileri verir de ananas tekrar. Bu mesela daha normal ananas boyutuna geliyor. Ondan sonra mı koparılıyor? Tabii aynen. Olgunlaştıktan sonra. Bu dışarı mı şeyi mi? Yani dışarı bitkisi mi? Yıkar yani? Geldi evet. Bunlar hayır dışarı derken yani bir... eve aldığım zaman balkonda mı duracak mesela yaz kış yoksa çok kapalı güneş... Yok abi şu an diyelim hava şartları çok soğuk olduğu zaman içeride duracak. Kapalı eğer balkon imkanınız gibi. Varsa evet imkanınız varsa mesela ilk bahar ayından sonra güzel dışarıya bir yere bırakabilirsiniz. Çok da güneş üzerine vurmayacak. Ha çok güneş vurmayacak. Aynen çok da vurmayacak. Aydınlık yani, olacak ama. Alacak ya. Yani. Ha sabah aynen. Güneşini aynen, böyle bir aynen. Alıp gelsin. Aynen, aynen. Ama böyle cas cavlak yok, sabah yok, akşam öyle... Güneş almayacak. Aynen, almayacak yani. Devam ediyor yani. İyi, tamam mı? Tamam sağ olun teşekkürler. Evet bir ananas bitkisi alalım buradan. Şöyle güzel yaprakları kurumamış olanlardan tercih edeceğiz. Bir de alokasya alacağız. Hangisinin yaprakları kurumamışsa, güzelse ondan alabiliriz. Mesela bu güzel. Bunun meyvesi falan da fena değil. Bunun da meyvesi fena değil. Şöyle bir bakıyorum. Hem yaprağı hem meyvesi hangisi güzel? Alışverişimizi yaptık ve arabamıza doğru gidiyoruz. Evet sevgili dostlar ayrılıyoruz Bahçe Market'ten. Almış olduklarım bir tane ananas bitkisi var burada. Bir tane de Zebrina alokasya. Toplamda ikisine ödemiş olduğum rakam 145 lira. Fiyatlar genel itibariyle yüksek ama böyle nadir bulabileceğiniz türleri alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.